Merhaba. Bakın, bu gördüğünüz resim Doktor John Snow'a ait. Hayır, hayır. <laughs> Game of Thrones'daki John Snow değil. 1800'lerde Londra'da patlak veren kolera salgınının kaynağını bulan Doktor John Snow'dan bahsediyorum. Bu adam kolerayı lağımlara yani şehrin kötü atık yönetim sistemlerine kadar takip etmiştir. Bunu yaparak da atık yönetimi ve su temizliği konusunda iyileştirmeler yapılmasını sağlamıştır. Koleraya vibrio kolera bakterisi sebep olur ve kolera gelişmekte olan ülkelerdeki bakteriyel mide bağırsak iltihaplarının en yaygın sebebidir. Kolera'nın kusma, mide bulantısı ve abdomen ağrısı gibi birçok belirtisi mide bağırsak iltihabının da belirtileri arasındadır. Kolerayı mide bağırsak iltihabından ayıransa vücudun ciddi derecede susuz kalması ve isaldir. Kolera isali diğer mide bağırsak iltihaplarında görülen isal gibi kanlı değil, suludur ek olarak ishalin çok ama çok şiddetli birkaç gün içerisinde 10 ile 20 litre civarı olduğundan da bahsedebiliriz. Bu 10 tane bir, hatta 1 hatta 1,5 litrelik şişe suya eş değerdir. İshal yüzünden bu kadar su kaybeden vücut ciddi derecede susuz kalır. Kolera en çok temizliğin iyi olmadığı yerlerde görülür temizlik iyi olmadığı için hastalık yiyecek ve içeceklerle bulaşmıştır. Pis yiyecekler yediyseniz, pis sudan içtiyseniz, koleraya yakalanmanız işten bile değildir. Hastalık vücuda girdiğinde midenin asidik ortamını geçip ince bağırsağa gelir. Ekranda ince bağırsaktan bir kesit görüyorsunuz. Şimdi yeşille çizilmiş olan epitel dokuya odaklanacağım. Gördüğünüz yeşil kutucuklar epitel hücreler. Gelin şimdi bir tanesine daha yakından bakalım. Bu epitel hücremiz, bu da Vibrio cholera bakterisi. Bakterinin kuyruğa benzeyen bir uzantısı olduğunu gördünüz öyle değil mi? Buna kamçı denir. Bakterinin epitel hücreye yaklaşmasını sağlar. Epitel hücrenin yanına gelen bakteri kolera toksini adı verilen bir toksin üretmeye başlar. Toksin epitel hücreye girer ve birçok biyokimyasal reaksiyonla sinyal aktarımını sağlar. Bunun sonucunda da hücrenin içindekiler lümene doğru akmaya başlar. Lümenin sıvı ve besinlerin ince bağırsağa geçtiği alan olduğunu hatırlattıktan sonra hücreden lümene geçen şeylerin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu içerik sodyum, potasyum, bikarbonat ve klorürdür. Bu iyonlar beraberinde suyu da götürürler. Sonuç olarak da geriye içi sıkılarak boşaltılan bir hücre kalır. Bu arada fiziksel bir sıkılmadan bahsetmiyorum tabii ki. Hücrenin içinin boşaldığını anlatmak için bu şekilde söyledim. Vücudun susuz kalması ve ishalin sebebi de işte budur. Bu hücrenin suyu emmesinin engellenmesi yanında içinin de boşalması anlamına gelir eğer bu belirtileri gösteriyorsanız doktora gidip kolera olup olmadığınızı öğrenmek isteyebilirsiniz doktora giderseniz doktor sizden dışkı örneği vermenizi isteyecektir laboratuvara incelenmesi için gönderilen dışkıda bakteri ya da bakteri antikoru olup olmadığına bakılır antikorun yok edilmesi için bakteriyi işaretleyen bir etiket olduğunu hatırlatayım size Dışkıda bakteri ya da antikore rastlanırsa hastalığın kolera olduğu kesinlik kazanır ve doktor bir tedavi planı önerir. En yaygın tedavi sıvı tüketiminin artırılmasıdır. Bu tedavi tüm mide bağırsak iltihaplarında önerilse de koleraya yakalanan birinin vücudu 10 ile 20 litre sıvı kaybedebileceği için kolera için kritik önem taşır. Vücut ciddi derecede susuz kaldığı için de hasta alabileceği kadar çok sıvı almalıdır. Çok ciddi vakalarda sıvı damar yoluyla verilebilir. Bazı durumlarda hastanın durumuna göre doktor enfeksiyonla savaşmayı hızlandıracak antibiyotik kullanımı da önerebilir. Yine de tedavinin tamamen hastaya ve doktorun o hasta için öngördüğü plana göre değişebileceğini eklemek istiyorum. Tüm mide bağırsak iltihaplarında olduğu gibi kolerayı engellemek için içtiğiniz suyun ve yediğiniz şeylerin temiz olduğundan emin olmalısınız. Kolera için bir de aşı bulunuyor. Biliyorsunuz aşı ölü bakterinin ya da zayıflatılmış bakterinin insan vücuduna enjekte edilmiş halidir aşı bağışıklık sistemini uyararak bakteri için antikor üretmesini sağladığından vücut gerçek bakteriyle karşılaştığında savaşmaya hazırdır. Ve bu belirtiler de böylece ortaya çıkmamış olur. Bir nevi erken uyarı sistemi olarak düşünebilirsiniz. Allah'a ısmarladık.